Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Nimet Çavuş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dilim Meslek Yüksekokulu'nda İngilizce öğretim görevlisiyim. Bugün sizlere prepositions'lar, yani edatları anlatacağım. Arkadaşlar, daha önce sizlere prepositions of place, yer edatlarını anlatmıştım geçtiğimiz derslerde. Bugün genel olarak prepositions'ları anlatacağım size. Evet arkadaşlar, preposition deyince aklımıza daha önce de söylediğimiz gibi kendi başına bir anlamı olmayan, anlamı olsa da kullanılmayan, bir kelimenin önüne veya peşinden gelerek o kelimeye anlam kazandıran kelimelerdir. Genelde yer ve zaman anlamı kazandırırlar arkadaşlar. Aynı zamanda cümleyi süslemek anlamında, yani cümle içinde anlam süslemesi yaparlar. Şimdi prepositionlar ve yerlerine göre kullanımlarına geldik arkadaşlar. Şimdi bunlar nerelerde kullanılır? Kısa kısa anlatacağım size. Öncelikle saatlerden önce at kullanmalıyız. Saat 5'te derken at 5 o'clock, 8'de at 8 o'clock, at 7:15, at half past 10. Yine in kullanılır bazen saatlerde, zamanlarda. Nasıl? In 2 hours. Tabii ki bizler bunu çevirirken 2 saat içinde diye çevirmememiz gerekir. 2 saat sonradır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Genelde böyle ilk çeviride 2 saat içinde in 2 hours gibi düşünülse de 2 saat sonra in 5 minutes, 5 dakika sonra, in 10 seconds, 10 saniye sonra, in 15 years, 15 yıl sonra. Yine tabloda gördüğünüz gibi arkadaşlar, at kullanılanlar saatlerden önce at 5 p.m., at 12 o'clock, at 7 a.m., günlerden önce on kullanılır, on Friday, on my birthday, on May the 7th, 1964. Yine in 2 weeks, 2 hafta sonra, in July, Temmuz'da, in May, Mayıs'ta, in 1970, 1981, yıllardan önce, aylardan önce gördüğünüz gibi, in the 80s, 80'lerde, in the 1800s gibi arkadaşlar, in the morning, in the afternoon, in 5 minutes derken, geceliğin derken, at night dememiz gerekiyor. Okay? So, buna dikkat edelim arkadaşlar. In the morning, in the afternoon, in the evening, burada yazılı değil ama in the evening, ama geceleyin derken at night. Sayısal tarihlerde in kullanılır. Bunu biraz önce de söyledim. In 1978, in 1954. Tabii ki tarihler çift çift okunur. Özel durumlarda at kullanılır arkadaşlar. Örneğin yılbaşında, Noel'de derken at Christmas, at dawn, şafakta, at last, sonunda, at first, ilk önce, at midday, öğleleyin, at midnight, gece yarısı, at night, geceleyin, at noon, öğleyin, at once, derhal, at sunset, gün batışında, at sunrise, olsaydı, güneş doğarken, at the beginning, başlangıçta, at home, evde. Şekilde gördüğünüz gibi çok açık. Burada above, above üstünde, below altında, above'ın tam tersi. Out of bir şeyden dışarı doğru, into içine doğru, in içindeyse, on üstünde, under altında, over üzerinden, ama onun on gibi değil, onda dokunma var üzerinde. Over üzerine, dokunmadan üzerinde. Next to ve beside, bunu bir önceki sunumumda anlatmıştım. Next to, bitişiğinde eş anlamlısı beside'dir. Dikkat edelim. Sadece beside. Sonunda S takısı falan yok. Next to demek bitişiğinde. Across arkadaşlar, caddenin karşısında, gölün karşısında, yani arada bir şey olması gerekiyor ki karşısında diyebilelim. Yani bu bir yol olur, bir göl olur, bir nehir olur, bir deniz olur, bir ada olur. Yani orada karşı tarafında derken across, through içinden sonuna doğru, içinden giderek, içinden, through, yes. Şimdi prepositionlar her zaman kendi orijinal anlamlarını vermezler arkadaşlar. İşte sıkıntı burada başlıyor İngilizce öğrenirken. Bazı isim, sıfat ve fiillerin sonuna eklenerek birleşik yazılıp söylenir ve onların kuyruğu görevini üstlenirler. Demek ki prepositionlar her zaman bildiğiniz orijinal anlamlarını vermezler. Bu tip kullanımlarda kesinlikle özel bir anlam üstlenmeyip ek durumundadırlar ve kelimelerle birlikte bilinmeleri gerekir. Şöyle ki, listen fiilini hepimiz biliyoruz. Listen, dinlemek. Listen to Ali mesela. Listen to music. Listen to me. Bir şeyi dinlemek, birini dinlemek. To alır. Neden? Bakın, to'nun öyle bir anlamı yok normalde. Bu kelimeyle birlikte öğrenilmesi gerekir. Look forward to. Bir şeyi dört gözle beklemek. Have difficulty in, zorlanmak. Bir konuda zorlanmak.
Örneğin, I have difficulty in mathematics. Matematikte zorlanıyorum. To be angry with. Bir şeye kızgın olmak. To be happy with. Bir şeyle mutlu olmak. Afraid of. Bir şeyden korkmak. Bakın, of'un öyle bir andenden anlamı yok normalde. I'm afraid of cats. Kedilerden korkarım. Look at. Bir şeye bakmak. Burada look at'le birlikte kullanılmış, birlikte bilinmesi gereken bir kelime. Dolayısıyla birkaç örnek verecek olursak, you should listen to him, onu dinlemelisin. To'nun buradaki anlamı listen'e bağlı olarak gelmiş. Listen to'suz olmaz. Bir şeyi birini dinlemekse. I think you are happy with him. Mutlu olmak, devamında bir kelime alıyorsa mutlaka to be happy with something. You should look forward. Bakın, sen önüne bakmalısın. Look forward. Forward ileri doğru demek. İleri doğru bakmalısın. Arkadaşlar, bazen prepositionlar kelimelerin sonlarına gelerek kelimelerin orijinal anlamlarını kaydettirip onlara yeni anlamlar verirler. İşte İngilizce'de zor konulardan bir tanesi bu. Yani prepositionlar bazen bir fiilin sonuna gelerek onlara yeni anlamlar kazandırırlar. Bu anlamda artık kelime ve prepositionlar kendi adına anlamlarını yitirmiş, üçüncü bir anlam ortaya çıkarmışlardır. Bu tip kelimelerin özel bir yapılış kuralı yoktur arkadaşlar. Hep bunu bize sorarlar. Phrasal word'leri nasıl ezberleyeceğiz, nasıl öğreneceğiz? Bunu ancak kendi içinde normal bir kelimeyi öğreniyormuş gibi öğrenmeniz gerekiyor tek tek arkadaşlar. Tabii ki bunun içinde bol bol kitap okumak lazım. Okudukça kalıyor bu kelimeler. Bu tür kelimelerin özel bir yapılış kuralı yoktur ve ayrı ayrı bilinmeleri gerekir. Biz bu kelimelere Türkçe'de deyimsel ifadeler, yani İngilizce'de phrasal verb'ler diyoruz. Bunlara birkaç örnek verecek olursak, örneğin give fiilini görüyorsunuz. Give fiiline baktığınızda vermek anlamı var, orijinal anlamı vermek. Ama give up olduğunda aşağıdaki fiile bakın, give up olduğunda vazgeçmek oluyor. Ne alaka? Hiçbir alaka yok. Yani give de kendi anlamını kaybetmiş burada. Up, yukarı doğru. Bakın, hiçbir anlamı kalmamış. Give up bu şekilde. Hani masa sandalye gibi bilmeniz gereken vazgeçmek kelimesi give up. Go on mesela. Go gitmek, on üzerinde ama bir araya geldiklerinde devam etmek. Go ile alakası kalmamış. Find, bulmak. Out, dışarı ama find out olduğunda discover oluyor. Yani öğrenmek oluyor. Carry, taşımak, out, dışarı ama carry out, do oluyor arkadaşlar, yapmak. Bazı genel preposition örnekleri verecek olursak, across. Bu arada arkadaşlar, bunu anlatmadan önce şunu söyleyeyim. Bir sonraki videolarımda mutlaka phrasal verb konumu dinleyin. Orada size phrasal verblerle ilgili, deyimsel ifadelerle ilgili çok güzel açıklamalar yapacağım. Across, bir preposition, karşı demek. Her house is across the street. Bakın, aradan bir cadde geçmiş değil mi? Caddenin karşısında. They live, yaşıyorlar across the street from you. Sizin karşınızdaki caddede yaşıyorlar. Arada bir cadde var. Bu deniz olabilirdi, nehir olabilirdi, göl olabilirdi arkadaşlar. Hepsi olabilir. The first street, after'a geldik. The first street after the bridge is our street. Demek köprüden sonraki ilk cadde bizimki. Put a period after each sentence. Her cümleden sonra bir boşluk bırakın diyor arkadaşlar. Against. Against karşı demek normal anlamı. Ama against'in tabii ki bir şeye dayanmak için de kullanılan bir kelime, bir proposition. His bicycle was leaning against the fence. Bisikleti çite dayanıyordu. Yani bir şeye dayanmak, lean against. Don't lean against the stove. Sobaya doğru dayanma diyor. Sobaya dayanmayacağız. Değil mi arkadaşlar? Sıcak çünkü. Don't lean against the stove. Against'in diğer bir anlamı arkadaşlar, bir düşünceye karşıysanız, I am against your opinion. Senin düşüncene karşıyım. Yani I don't agree with you anlamındadır. Okay. Against'in bu anlamında karşı olmak, karşıtı olmak gibi bilmemiz gerekir. The house is among pine trees. Among, az önceki konuda ben size söylemiştim arkadaşlar, daha önceki videomda. Between kelimesi iki şey arasındaydı. Between Ali and Veli. Ali ile Veli arasında. Ama among olduğu zaman iki rakamı değişiyor. Üç veya daha fazla arasındaysa among'u kullanıyoruz. Demek ki neymiş? Between and, iki şey arasında.
3 veya daha fazla, sayı çok önemli değil, 3 ve 3'ten fazla bir sayı arasında bir şeyden bahsediyorsak among'u kullanacağız arkadaşlar. The house is among pine trees. Ev çam ağaçlarının arasında. Demek ki 2'den fazla olduğu kesin. The letter might be among those papers. Mektup şu kağıtların arasında olabilir. Yine burada kağıt sayısı en az 3. Around the shop is just around the corner. Just around the corner. Köşenin tam etrafında. Yani köşeyi dönünce. Around. Çevresinde. Let's take a walk. Yürüyüşe çıkalım. Around the park. Parkın çevresinde. Demek ki around'ın anlamı çevresinde. At. Normal anlamı D'da. She's at the store. Dükkanda. She's a student at a small university. Küçük bir üniversitede öğrenci. Demek ki at'in anlamı neymiş arkadaşlar? D'da. Before. Önce. I have your assignment before me now. Demek ki before'un diğer bir anlamı önümde. In front of me anlamında arkadaşlar. Belki de before'un bu anlamını bilmiyordunuz. Birinci anlamı önce, ikinci anlamı önünde. Okay. In giving date, randevu verirken, place the month, ayı yazın, değil mi? Ayı yazın, before the day, günden önce. Günden önce. Buradaki gerçek anlamı. Behind arkasında. The garage is behind the house. Garaj evin arkasında. There is something behind the tree. Ağacın arkasında bir şey var. Bunun tersi in front of'du arkadaşlar. Evet, below kelimesi çok önemli bir kelimedir arkadaşlar. Below. They live in the apartment. Dairede yaşıyorlar. Below yours. Sizin dairenizin altındaki dairede yaşıyorlar. This land is below sea level. Bir seviye var. Deniz seviyesi. Bu toprak, bu bölge is below sea level. Deniz seviyesinin altında. Santigrat derece düşünün arkadaşlar. Sıfırın altı below. Sıfırın üstü above. Evet, above and below bu şekilde öğrenilebilir. This city is 3000 feet above the sea level. Az önce below'u görmüştük arkadaşlar. Altında. Şimdi above'ı görüyoruz. Above da üstünde. Bu şehir deniz seviyesinin above sea level yani 3000 feet üstünde. Your name is above mine. Senin adın benimkinin üstünde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Below mine, above mine. Under mine de olabilirdi burada below için. Between az önce söylemiştim. Üç veya daha fazla among iki şey arasında between. His house is between the bank and the school. Onun evi banka ile okul arasında. Bakın iki şey arasında. Helen is sitting. Helen oturuyor between Jack and Tom. Jack ile Tom arasında. Between iki. Ne az aşağı ne yukarı arkadaşlar. İki olması lazım. Okay. The matches are over there by the cigarettes. Arkadaşlar near'ı hepiniz biliyorsunuz ama bayı bilmiyor olabilirsiniz. By the school, okulun yanında, yakınında. Okay, by demek, near demek. Dolayısıyla by kelimesini yakınında diye öğrenmemiz gerekiyor. The matches are over there by the cigarettes. Kibritler orada, sigaranın yanında. That house by the lake, gölün yanındaki ev is her dream house. Onun hayalindeki evdir. In içinde arkadaşlar. She is sitting in a leather armchair in the lobby. In a leather armchair. Nerede? Deri bir koltukta oturuyor lobide. She lives in a small village. Küçük bir köyde oturuyor. In front of. The ball stopped. Top durdu. In front of the car. Arabanın önünde. There is a car parked in front of my house. Evimin önünde bir park etmiş araba var. In front of my house. Az önce göstermiştim arkadaşlar. Behind la in front of birbirinin tersi. Inside. Inside. Arkadaşlar bir küp düşünün, bir top düşünün, bir ev düşünün. Etrafı kapalı. Inside içinde. Her tarafı çevrili. Yani it's warmer inside the house. Evin içi daha sıcak. These plants should be kept inside the house. Bu bitkiler evin içinde muhafaza edilmelidir. Near. You shouldn't smoke
Near a petrol station. Benzinliğin yakınında sigara içmemelisin. Bakın near, az önce söylemiştim. By kelimesi vardı. Near kelimesi vardı. Değil mi? Near ile by aşağı yukarı aynı anlam. You shouldn't smoke near a petrol station. Benzinliğin yakınında sigara içmemelisin. They are sitting near the window. Onlar camın yanında oturuyorlar. Near gördüğünüz gibi bitişiğinde değil, yakınında arkadaşlar. On üstünde. She sat on the sofa. Kanepenin üzerine oturdu. Put a stamp on the envelope. Zarfın üzerine bir pul yapıştır. He found the book on the table. Masanın üzerinde bir kitap buldu. Gibi arkadaşlar. Demek ki on üzerinde. On top of. Çok önemli bir prepositiondur bu. She wants whipped cream on top of her pie. Kekinin üzerine krema istiyormuş. The carpenter is on top of the house. Marangoz evin üzerinde, tepesinde yani. Evet. Outside dışında. Inside'ın tersi. Outside. There is a bird's nest outside my window. Penceremin dışında bir kuş yuvası var. Bakın outside my window. Penceremin dışında. The flowers were left. Çiçekler bırakıldı. Outside the house all night. Tüm gece evin dışında bırakıldı. Outside the house. Önemli olan kelimemiz bu. Evin dışında. İçinde olsaydı inside the house olacaktı. Over. Az önce de söyledim. On'la over'ın farkı, ikisi de Türkçe sözlükte üzerinde anlamı var. Ama over daha çok yukarısında. Yani şöyle ki on dokunma var. Over'da dokunma yok. The window is over the radiator. Pencere radyatörün üzerinde. Değil mi? Radyatörün üzerine oturmuyor. Biraz mesafe oluyor arada. A plane flew. Bir uçak geçti. Over the school. Okulun üzerinde. Kesinlikle dokunmaması gerekiyor. Bu cümlede bence çok daha iyi anladınız arkadaşlar. Over ile onun farkını. To Martha went to school today. Martha bugün okula gitti. Go to. Bir yere gitmek. Okay. Attach the rope. İpi bağla diyor. Nereye? To the bumper of the car. Arabanın tamponuna. To da böyle kullanılıyor. E anlamında. Under altında. The dog is under the desk. Köpek masanın altında. Sıranın altında. Put it under the table. Masanın altına koy. Under the table. Under the desk. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar amaç neden bildiren propositionlar. Bakın bu çok önemli bir konu. For, için demek. İçin. Take this medicine. Bu ilacı al. Bu hapı yut diyor. Bu hapı al. Bu ilacı al. For your headache. Baş ağrın için. Demek ki başının ağrısı için. For your headache. Take this medicine. Of. She died. Öldü. Neden öldü? Die of something. Bir şeyden ölmek. A heart attack. Kalp krizinden öldü. Demek ki for için of den dolayı anlamı var. Amaç neden belirtirken die of, die of, bir şeyden ölmek. Bir de due to diye bir propositionumuz var arkadaşlar. Due to'yu görüyorsunuz. Due to, do ile beraber kullanılıyor. More people are using public transportation. Giderek daha çok insan toplu ulaşım kullanıyor. Due to yüzünden, ne yüzünden? The fuel shortages. The fuel shortages. Yakıt kıtlığından dolayı, yakıt azlığından dolayı, yakıt kaynaklarının azalmasından dolayı. Demek ki due to'nun anlamı da den dolayı. Daha önceki bazı videolarımda söylemiştim. Due to, because of, on account of, owing to. Bu dörtlü var. Bir daha söylüyorum. Due to, owing to, because of, on account of. Yüzünden, yüzünden den dolayı. Bir de bunlara ilaveten kesin pozitif bir şeyden dolayı değil de bir şey sayesinde anlamında thanks to kullanılır arkadaşlar. Bu arada bunları söylemeden de geçmek istemedim. Demek ki due to, owing to, because of, on account of, yüzünden, thanks to sayesinde. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Umarım proposition konusu bu videodan sonra öğrenilmiştir. Tekrar tekrar izleyerek bence bu konuyu öğrenebilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.